Merhaba sevgili arkadaşlar. Gitarteknikleri.com'un hazırlamış olduğu yeni bir tanıtım videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Ben Özcan Erkişi. Sizlere bugün Boss firmasının Mega Distortion ürününü tanıtacağız. Adı üzerinde Mega Distortion, ton olarak, distortion karakteri olarak güçlü bir distortion'a sahip analog bir pedal. Analog pedal diyorum. Bu çok önemli. Bunun gibi tanıtımları daha sonraki videolarımızda yine göreceksiniz. Bu ürün dijital ürünlerden farklı olarak gerçek gitar tonunu en iyi yansıtan ürünlerden bir tanesi. Biraz özelliklerinden bahsedeyim size. Her klasik analog pedalda olduğu gibi üstüne basınca açılıp kapanan şöyle bir tuşumuz var. Onun haricinde level düğmesini görüyorsunuz. Bu ana volümü kontrol eden bir düğmedir. Onun hemen yanında ton ve button yazan iki tane süste yazı görüyorsunuz ve burada bir parametrik iki katlı equalizer var. Bunun hemen şöyle açıklamasını yapayım size. Ortada görmüş olduğunuz küçük tonumuzun daha bas karakterli veya daha parlak, yani tiz karakterli olmasını sağlayan potansiyometremiz. Onun hemen altında bottom yazansa daha hacimli veya daha tiz karakterli demeyeyim de daha çok sesin daha küçük bir hoparlörden geliyormuş gibi çıkmasını sağlayan veya daha geniş hacimli bir hoparlörden çıkmasını sağlayan potansiyometremiz. Onun hemen yanında distortion karakterini ayırladığımız, yani distortion sertliğini veya yumuşaklığını ayırdığımız distortion tuşumuz var. Ve diğer analog pedallardan farklı olarak distortion'a ekstradan bir güç katan gain boost potansiyometresi var. Yani bu da ne demek? Normal şartlarda buradaki equalizer'ı çok klasik bir distortion olarak kullanmak. Bir de aynı zamanda gain boost'la bunu boostladığımız zaman daha güçlü, daha heavy distortion'lar yakalamak mümkün. Biraz da şimdi tonlarına bakalım isterseniz ürünün. Şu pozisyonda kapalıydı. Basıyoruz, açıyoruz. Tamamen true bypass bir ürün. Kapattığımız zaman amfimizin gerçek şu andaki clean sound'unu alıyoruz. Bakın, amfimizde herhangi bir pedal bağlı değil. Direkt gitarımızın kendi clean sound'unu alıyoruz. Basıp açtığımızda distortion tonu devreye giriyor. Böyle yumuşaktan daha serte doğru biraz tonlara bakalım. Şu an mesela gitarımızda bunu iki single modunda kullanıyoruz. Switch pozisyonu olarak yukarıdan ikinci pozisyonda. Daha yumuşak karakterli bir distortion yakalanabiliyor. Burada daha işte klasik blues ve klasik rock distortionları mesela. Humbucker pozisyonunu aldığımızda şöyle bir sound yakalıyoruz. Gördüğünüz gibi bir distortion karakteri biraz daha humbucker'dan dolayı güçleniyor. Bu tonu daha hacimli duymak mümkün. Nereden? Şuradaki bottom tonunu eğer açarsak biraz daha tonun hacimli ve daha bas karakterli, daha dolu dolu daha loudness geldiğini duyacaksınız. Sesi biraz daha matlaştırmak isterseniz şuradaki tonu saat yönünün tersine hareket ettirdiğinizde daha bas bir ton elde edersiniz. Parlatmak istediğinizde ise yaptığımız işlem bu. Şimdi distortion karakterimizi biraz daha arttıralım. Daha güçlü distortionlar yakalamaya çalışalım. Şimdi bakın gördüğünüz gibi distortion potansiyometremizi neredeyse hemen hemen sona dayadık. Gördüğünüz gibi daha güçlü bir distortion karakteri yakalıyoruz.
biraz daha güçlendirmek istersek Gain Boost'tan şöyle daha yüksek distortion'lar yakalamamız mümkün. Bakın şöyle yapıyoruz. Şimdi daha gördüğünüz gibi yüksek sasla daha hacimli, daha sert bir distortion tonu. Aldığımız zamansa daha kararlı, daha bas karakterli bir güzel solo sound'u yakalayabiliyoruz. İstersek şuradaki bottom'u biraz kısıp aynı zamanda biraz daha matlaştırırsak şunu daha güzel bir solo sound. Gördüğünüz gibi Mega Distortion böyle bir ürün. Bir dahaki tanıtım videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.